Merhaba, benim adım Ayşe. Seninle konuşmak istediğim bir şey var ve bu konu hakkında konuşmak biraz zor olabiliyor. Seninle travma hakkında konuşmak istiyorum. Hayatımızda bazen her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Bizi inciten ve canımızı acıtabilen olaylar yaşayabiliyoruz. Biz bu olaylara travma diyoruz. Böyle bir olayla karşılaştığında seni rahatsız eden çok güçlü duygular hissedebilirsin. Hatta hayatın tehlikedeymiş gibi bile hissedebilirsin. Biliyor musun? Pek çok çocuk travma yaşamıştır. Ben sana birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Hiç büyük bir trafik kazası geçirmiş olan birini tanıdın mı? Çok korkmuş ve sonrasında zor zamanlar geçirmiş olabilirler. Belki kazadan sonra bir süre arabaya binmekten bile korkmuşlardır. Ama böyle bir kaza yaşadıktan sonra arabaya binmekten biraz korkması ve endişe duyması sende de çok normal değil mi? İşte bu sadece bir trafik kazası değil de bir travma olabilir. Bazen travma birinin veya birilerinin gerçekten zarar görmesiyle ilgili gördüklerin veya duydukların da olabilir. Örneğin çok kötü bir deprem yaşamış veya bunu sadece televizyondan görmüş olabilirsin. Yani yaşadığımız ya da tanık olduğumuz bazı korkutucu olaylar da bizim için travma olabilir. Ve bu travma senin duygularını ve aklından geçenleri olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bir insanın travmadan sonra nasıl hissedip davranacağı ile ilgili bir kural yoktur. Travma yaşayan farklı kişiler farklı tepkiler verebilir. İki farklı kişi hiçbir zaman birebir aynı tepkiyi vermez. Çok güçlü üzüntü, endişe veya korku gibi duygular hissedebilirsin. Hiçbir hissin yokmuş gibi bile gelebilir. Tekrar kötü bir şeyin başına geleceği hissine kapılabilir ve bunun olmasından korkup gerilebilirsin. Ve tabii ki okula ve başka şeylere odaklanmak seni zorlayabilir. Hatta ilk akşamlar kabuslar görebilir veya uykuya dalmakta zorlanabilirsin. Yaşadığın olayla ilgili görüntüler tekrar tekrar aklına gelebilir. Sana travmanı hatırlatacak şeylerden, kişilerden, yerlerden uzak kalmak isteyebilirsin. Biliyor musun? Bazıları aslında bunu hiç yaşamamış, sanki o travmayı yaşayan kendileri değilmiş gibi de hissedebilir. Sanki bir film, bir rüyaymış gibi. Arkadaşların, aile üyelerin veya öğretmenlerinle olan ilişkilerin etkilendiğini ve onlardan uzaklaştığını hissedebilirsin. Derslerine odaklanmakta zorluk çekebilirsin. Hobi olarak yaptığın resim, müzik gibi ilgi alanlarına ilgini kaybetmiş gibi hissedebilirsin. Ve son olarak bu kötü şeylerin sorumlusu senmişsin gibi kendini suçlayabilirsin. Böyle hissettiğinde şunu hatırlamaya ne dersin? Herkes başına gelen kötü bir olaydan sonra çok yoğun duygular hissedebilir. Bu çok normal. Ayrıca normal olan bir şey daha var. O da duygularını başkalarıyla konuşmak. Soğukta kalıp birazcık üşütsen öksürüp hapşırman normal olurdu değil mi? Ve tabii bunun için doktora gitmen de normal olurdu. Sence de öyle değil mi? İşte bunun gibi seni inciten ya da yaralayan bir olay yaşadığında da bir terapistle veya güven duyduğun biriyle konuşman da bir o kadar normaldir. Bu hasta olduğun anlamına gelmez ki. Bu sadece daha iyi olmak istediğin anlamına gelir. Şu ana kadar anlattıklarım yaşadıklarını anlamana umarım yardımcı olmuştur. Şimdi travmatik bir olay hakkında konuşmanın öneminden bahsetmek istiyorum. Bizi yaralayan ve inciten olay hakkında kiminle konuşmamız gerekiyor? Cevap kolay. Ne zaman istersen kendini güvende hissettiğin biriyle yaşadıklarını konuşabilirsin. Özellikle kendini sürekli olarak endişeli ve tehlikedeymiş gibi hissedersen, ayrıca kabuslar, mutsuzluk veya öfke bir aydan fazla sürerse, bu durumu birisiyle paylaşmak rahatlamanı sağlayabilir. Paylaşmak istediğin şeyler hakkında konuşmak istediğinde, konuşmak istediğin kişinin kim olacağına sadece sen karar verebilirsin. Uygun insanlar arasında annen, baban, büyükannen, teyzen ya da halan olabilir. Okulda da yardımcı olabilecek çok fazla insan vardır. Güveneceğin bir öğretmen, okul danışmanı veya rehber öğretmenin olabilir. Kendini yanında güvende hissettiğin birisini seçmen önemlidir. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım pek çok şey öğrendin.
çok sayıda insanın hayatlarında travmatik olaylar yaşadığını hatırlaman önemlidir. İncitici bir şeyin olması senin suçun değil. Böyle bir olay yaşadıktan sonra çok güçsüz hissetmek normaldir. Ve en önemlisi, güvenilen bir kişiyle incitici olay hakkında konuştuğumuzda çok daha iyi hissedebiliriz. Konuşmak çok sayıda insana iyi gelir. Hayatınla ilgili çok fazla karamsarlığa kapılırsan, bunu bir yetişkinle paylaşmanın çok önemli olduğunu hatırla lütfen. Peki, çok şey öğrendik ve bunların üzerinde düşünmek isteyebilirsin. O zaman burada bir mola verelim. Ben ne zaman mola vermek istesem ne yaparım biliyor musun? Sevdiğim bir oyunu oynarım. Hadi şimdi gidip oyun oynayalım. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal.